Arkadaşlar bu konuda A noktası nerede verilmiş? A noktası burada verilmiş zaten. Eğer A'nın ne olacakmış? A'nın B'ye olan uzaklığı bir birim olacakmış. Ben diyorum ki eğer B noktası burada olsaydı zaten burada, burada ve burada olabilirdi. Önce burayı aldım. B noktası burada olsaydı. AB uzunluğum zaten bir birim. AC uzunluğum birden büyük. BC onlardan da büyük olacakmış. O zaman ne olması lazım? Yani AC'ye B'den daha yakın olması lazım. Dolayısıyla bu tarafa geçmem lazım. C'yi burada alamıyorum çünkü AB AC'ye eşit değilmiş. O yüzden C ne olması lazım? C 1 burada olabilir. Ne olur? Bak görmüş olduğunuz gibi burası kök 2 birimken burası kök 5 birim olur. Aynı şekilde C burada olabilir. Bir de C burada olabilir. Yani ne oldu? Hangi durumlarla karşılaştık? Burası 2 birimken burası kök 5 oldu. Demek ki C 1, 2, 3. Burada kaç tane durum var? 3 tane durumumuz var. Aynı şekilde şu şekilde şunun üzerine gösterelim. A burayken B aşağıda olsaydı bunun aynısının simetri olacaktı. Yani işlem yapmaya bir defa C bunlardan biri olurdu. Hocam üçüncü durum eğer B burada olsaydı C hangi noktayı alırsan al B A'ya daha yakın olurdu ki bu da zaten bizim işimize gelmiyor. O yüzden ne olması lazım? 3 tane burada var, 3 tane de burada var. Toplam 6 tane farklı C noktası yazılabilir.